Fikret Bilay yazısında Ankara'nın Amerika ve Rusya arasında Suriye'de Kürtlere özerk bölge verilmesi konusunda anlaştığı endişesi olduğunu ifade etti. Şöyle diyor, öngörülen Kuzey Suriye Federasyonu PKK'nın yönettiği bir devlet yapısı olacaktır. Bu proje Öcalan'ın Türkiye, Suriye, Irak ve İran'dan koparılacak dört parça üzerinde kurulacak federasyonların birleştirilmesiyle oluşacak Komünel Konfederal Kürdistan Devleti projesinin bir ayağıdır. Öcalan da biliyor bunu. Meşhur plan. İngilizlerin devleti 200 yıl önce harita üstünde detaylı olarak bunları konuşmuşlar. Bunu oluşturmak için de onlara işte komünist ideolojiyi uygun bulmuşlar. Türkiye buna karşılık modern Türkiye olursa, yani gelenekçi Ortodoks inanca karşı modern görüşü savunursa, o zaman onlar için PKK'nın bir anlamı kalmaz. Yani Türkiye'ye karşı denge olarak onu yapıyorlar. Rusya'nın desteklemesinin nedeni o. Yani mevcut Amerikan yönetiminin de ikna edilmesindeki ana sebep bu. Onlar ana plandan haberleri yok. Ama ana planı sekteye uğratacak Türkiye'nin modern olmasıdır. O zaman orada laik, gelenekçi ve ortodoks sisteme karşı bir devlet kurmanın bir anlamı kalmayacaktır. Türkiye eğer ultramodern olursa, Avrupa'yı bir devlet olursa, yani hiçbir tedbire ihtiyaç duymayacaktır. Askeri açıdan Amerika'yı veya diğer ülkeleri ikna etmek mümkün olmaz. Ama şu an İngiliz elinde Türkiye'yi gelenekçi ortodoks sisteme doğru çekiyor. Orayı da laik modern görüşe doğru çekiyor. Yani kadın haklarını savunan bir anlayışa doğru çekiyor. Adım adım ilerlemiş oluyor.